ayaklarımız vücudumuzu taşıyan organlarımızdan bir tanesi ve gözükmüyor diye çok da fazla bakımı yapmıyoruz diye gözlemliyorum ben. İşte daha çok cildimize yaptığımız bakımı ayaklarımızda ya da ellerimizde göstermiyoruz. Çünkü cildimiz önem taşıyor vesaire. Ama ayaklar da çok önemli. Özellikle 30 yaşını geçtikten sonra kadınlarda görüyorum, ayakkabılar giyerken falan topuk çatlakları, beyazlaşmalar ve sonrasında da hani bu burada nasırlaşmalar meydana geliyor ve kötü bir görüntü, estetik bir görüntü de değil. O yüzden de mesela evde yapılabilecek bazı formüller verebilirim sizler için. Bir kere orayı nemlendirmek gerekiyor. Ama nemlendirmeden evvel bir peeling uygulaması yapmamız lazım. Nasırlaşan bölge ya da oradaki deri daha da kalınlaşıyor artık ve kötü bir görüntüye sebebiyet veriyor. Ponza taşları var ama ponza taşlarını da cildi çok yorarak uygulama yapmanızı önermiyoruz hiçbir şekilde. Ponza taşını da yumuşadıktan sonra ayak derisi bir ılık suda bekleyebilir. Elma sirkeli bir ılık suda bekletebilirsiniz. Ya da duş esnasında yine ılık bir suda artık topuk olan, kalınlaşmış olan bölgeler nemlendiğini hissettiğinizde yavaş yavaş sürterek işlemi yaparsanız, çünkü bakıyorum dışarılarda da kuaförlerde de o kadar sert o uygulamayı yapıyorlar ki o kadar da yoğun sert bir şekilde uygulamanın yapılmaması gerekiyor. Peeling'i yaptık, yani bir ponza taşıyla orada ölü derileri attık. Ölü derileri attıktan sonra da herhangi bir yağ kullanabiliriz. Fındık yağı bunun için çok önemli. El ve ayaklarda da kullanabiliriz. Zeytinyağı yine aynı şekilde kullanabiliriz. Katı Hindistan cevizi yağı yine E vitamini oranından yüksek olduğu için ayaklarımızın bakımında ve nemliliği de sağlaması açısından çok rahatlıkla kullanabileceğimiz yağlardan birkaçı. Nasıl işlemi yapacağız? Yatarken ayaklarımıza bir katı Hindistan cevizin yağını alıp topuk çatlaklarımıza, işte oradaki kalınlaşmış deriye sürerek pamuk bir çorap giyerek yatabiliriz. Ya da yatmadan evvel de 1-2 saat evvel de bu işlemi yaparak da haftada bir kere olmak kaydıyla işlemi yaparak da ayak sağlığımıza dikkat edebiliriz.